Arkadaşlar, herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile veri analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Korelasyon konusunu da artık teorik anlamda bitirmiş olduk arkadaşlar. Bugün son bir örnek yapıp o konuyu kapatacağız. Belli bir süre hipotez testleri yapılarına ara vereceğiz. Zaten çoğunlukla genel yapıyı bitirdik arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte regresyon konusuna gelmeden önce verilerle ilgili biraz daha böyle haşır neşir olabileceğimiz spesifik konuları sizlere anlatmaya çalışacağım. İşte veri temizliği veya işte null değer varsa ne yapabileceğimiz veya spesifik veri görselleştirme türleri gibi farklı konuları da sizlere anlatmaya çalışacağım. Peki bugün ne işlem yapacağız? Bir korelasyon örneği uygulayacağız arkadaşlar. Bu korelasyon örneğimizin amacı BIST 30 hisselerinin getirileri ile ilgili bir korelasyon matrisi oluşturmaya çalışacağız. Bir veri tabanına gideceğiz. O veri tabanından veriyi alacağız. Getirileri hesaplattıracağız. Daha sonra korelasyon matrisini oluşturup ve anlamlılık düzeylerinde kontrol edeceğiz arkadaşlar. Yapı bu şekilde çalışacak. Şimdi bunu yapabilmemiz için arkadaşlar öncelikle Yahoo Finans'ın bir API'si olan YFinans ismindeki bir modülü benim import etmem gerekiyor, yüklemem gerekiyor. Şimdi burayı isterseniz kopyalayın, isterseniz kendi elinizi de yazabilirsiniz. Buradan terminal kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Terminal kısmına sadece bunu yazıyorsunuz. Pip install yfinance şeklinde. Enter'a bastığınızda ben de yüklü olduğu için sadece konumunu söyleyecektir. Sizlerde de yükleme işlemini gerçekleştirecektir. Şimdi yfinance yapısını biz burada kurduk. İkinci yapacağımız işlem arkadaşlar hangi hisse senetleri ile ilgili işlem yapacaksak bununla ilgili kendimize boş bir Excel oluşturmamız gerekiyor ve Excel'in sadece ilk sütununa örneğin ne diyelim hisse diyelim arkadaşlar. Hisse ismini veya kod hisse kodu da diyebilirsiniz. Buraya istediğimiz hisse senetlerini ismini yazacağız. Örneğin BIST 30 ile çalışıyorsak arkadaşlar geldim buradan iş yatırımı sitesine analiz kısmına geliyorum. Temel değerler ve oranlar yerine geliyorum arkadaşlar. Burada bir sayfa açılıyor. Şimdi burada sektör seçebilirsiniz veya endeks seçebilirsiniz. Önemli olan nokta sizin hangi yapıyla çalışmak istediğiniz arkadaşlar veya istediğiniz hisseleri de seçebilirsiniz. Şimdi buradan ben geliyorum. Ulusal 30'u seçiyorum. Ben BIST 30 hisseleriyle çalışmak istediğim için arkadaşlar. Öncelikle buradan benim kod alanlarını almam gerekiyor. Buradan Excel'e aktar diyorum arkadaşlar. Bir tane bu ekranı bana indirsin. Ben sadece buradan sadece kodları alacağım. Şuraya geldim, şurayı aldım, kopyaladım. Daha sonra biraz önce oluşturmuş olduğum boş bir Excel'ime burayı yapıştırıyorum ve Ctrl C ile kaydediyorum. Şimdi şurayla bir işim kalmadı. Artık dosyam benim hazır. Bundan faydalanacağım arkadaşlar. Peki nasıl yapıyoruz? Şimdi öncelikle import pandas as pd diyerek verimizi bir okuma işlemini yapalım. Hatta şuna hisse diyelim. Pd nokta read alt tire excel diyorum. Bunun içerisine biraz önce oluşturmuş olduğum sadece içerisinde kodların olduğu, hisse kodlarının olduğu alanı almam gerekiyor. Buradan geldim, özellikler dedim, konumu alıyorum arkadaşlar. Geldim buraya yapıştırdım. Hemen şunları düzeltelim. Örnek nokta xlsx diyorum ve bir okuma işlemini yapalım. Herhangi bir sıkıntı var mı? Kontrol edelim arkadaşlar. Adım adım gideceğiz. Acele etmeyeceğiz. Her bir yaptığımız adımı açıklamaya çalışacağız arkadaşlar. Dediğim gibi aktif olarak sizin de kullanabileceğiniz, geliştirebileceğiniz bir yapı aslında bu. Peki geldi. Burada 30 tane datayı aldı. İndeks sıfırdan başladığı için 29'da bitiyor. Toplamda 30 tane BIST 30 hisseleri. Şimdi ilk yapmam gereken işlem arkadaşlar. Şurayı siliyorum. Yahoo Finans'tan eğer biz bir hisse almak istiyorsak
IS kodu ile alıyoruz arkadaşlar. Bizim yerli BIST hisselerimizi IS kodu ile alıyoruz. Bu ne demek? Örneğin Akbank'ın yanında nokta IS şeklinde oluyor. Yani bütün hisselerde IS nokta IS şeklinde oluyor arkadaşlar. Öncelikle bunu ayarlamam gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz peki? Hisse kod isimli bir değişken oluşturdum. Yaptığım tek işlem şu. Hisse diyorum artı bir tane nokta koydum. Artı bir de büyük harfli IS koydum arkadaşlar. Bakın şimdi birleştirme işlemini yapmış mı kontrol edelim. Hisse kodu bir tarayalım. Yani artık hissemizin kodları nokta IS uzantılı olacak. Kodları alırken arkadaşlar. Bakalım çalıştırsın. Bakın biraz önceki hisse olarak ham haliyle aldığım dataların sonuna IS kodunu aldı. IS kodu Yahoo Finans üzerinden bu hisselerle ilgili bilgiye ulaşabileceğimiz bir yapı arkadaşlar. Peki bunu da tamamladıysak artık ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Şimdi Yahoo Finans üzerinden bir bilgi alabiliriz. Öncelikle bunu nasıl yapıyoruz? Geldim buradan import Y Finans S F'ye yazıyoruz arkadaşlar. Veya ne isterseniz kısaltılmışını yazabilirsiniz. Pardon YF, özür dilerim, Yahoo Finans karıştı. Şimdi ilk yapmam gereken işlem arkadaşlar bu yapıyı. Hani biraz önce okutturduk ya print hisse kodu. Şöyle geldik hisse kod olarak okutturduk. Bir liste biçiminde değil de bir satır sütun biçimiyle yani indekslenmiş bir yapıyla geldi bize arkadaşlar. Peki bunun tipine bir bakalım. Nasıl bakıyorduk tipe? Type hisse kod diye bir tipine bir bakalım. Yani benim asıl amacım bir liste yapısında verilere ulaşabilmek ki bunları liste olarak göndereyim. Peki bakın bu bir data frame. Yani bir pandas kütüphanesinden bir data frame, bir veri çerçevesi şeklinde bu bilgiler bana gelmiş. Benim yapmam gereken nokta öncelikle bunları bir liste içerisine yerleştirmem gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız arkadaşlar? Öncelikle bu bir data frame, bir de sütun adı var. Kod isimli sütun. Şimdi dikkatlice izleyin beni arkadaşlar. Bir data frame'in belirli bir sütunu bir listeye nasıl çevriliyor onu sizlere göstereceğim. Hisseler diyorum arkadaşlar. Yukarıdakini hisse dedim. Kodları aldım. Hisse kod dedim. Şimdi bunları liste haline çevirebileceğim değişkeni ise hisseler adını verdim. Eşittir dedikten sonra arkadaşlar hisse kod isimli yukarıdaki data frame neydi zaten? Bu bir veri çerçevesi. Hisse kodun içerisinde kod isimli bir sütun adı buluyorum. Yani aslında bunu buluyorum. Ve bunun içerisindeki bilgileri bir listeye çeviriyorum. Bunda da sonuna values dedikten sonra arkadaşlar to list diyorum ve bir parantez açıp kapatıyorum. Artık hisseler benim için bir liste haline dönüşmüş oldu. Kontrol edelim isterseniz. Hisseler dediğimizde biraz önce bir sütun bazlı geldiydi. Şimdi nasıl gelecek? Bakın her biri bir listenin elemanı olacak şekilde geldi ki aslında benim amacım bu arkadaşlar. Çünkü yapmam gereken şu. Diyeceğim ki Yahoo Finans'a sen sırayla buradaki bilgilere git. Yani sana verdiğim listenin içerisindeki bilgilere git dedim. Bunu data frame üzerinden yapamıyor Yahoo Finans. O yüzden bunu listeye çevirdik. Şimdi güncel olarak artık hisseler isimli veri setimi aldım. Peki artık Yahoo Finans üzerinden bu bilgileri nasıl alacağız? Geldim veri dedim arkadaşlar. Veri içerisinde YF dedikten sonra download isimli fonksiyonu çağırıyorum. Bu fonksiyonun içerisine arkadaşlar ilk parametrem tickers parametresi. Tickers parametresi belirlediğiniz spesifik bir hisse adı da olabilir. Hisseyi listelerden oluşmuş bir hisse topluluğu da olabilir. Ben bir listeden oluşmuş hisseler topluluğu üzerinden gidiyorum. Çünkü birden fazla hisseyle çalışacağım. O yüzden yukarıda oluşturmuş olduğum hisseler isimli liste biçimine dönüştürülmüş bir yapıyı gönderiyorum. İkinci kısım arkadaşlar tarihin başlangıç kısmı, start kısmı.
Bunu da tırnak içerisinde önce yıl tire, sonra ay, sonra da gün olacak şekilde gönderiyoruz. Örneğin 01.01.2020 tarihi başlangıç datası olsun benim için. Bunu siz değiştirebilirsiniz. Virgül dedikten sonra bir de end gönderiyorum. Yani 2020'den sonraki nereye kadar alayım? Yani son tarihim ne olsun? Buna da 2022 dedik, 05 dedik, bir de 25 diyelim mesela. Çünkü 24 dersek en son 23'ü alır, 25 dersek 25'i dahil etmiyor, en son 24'ün kapanış verilerini alır. Peki, bunları da aldık. Bir yazdıralım bakalım ne çıkacak ortaya. Verilerimize artık ulaşabiliyor muyuz? Bir kontrol edelim arkadaşlar. Çalıştıralım şöyle verimizi. Toplamda 30 tane bakın. Hemen sayıyor kendisi. Geldi. Şimdi bir en solda date yani tarihler geldi. İkinci kısımda bakın burada hisse isimleri var ama hisse isimlerin üzerinde de ejective clause yani düzeltilmiş kapanış fiyatlarını da veriyor. Bu arada normal fiyatları da var. Başka parametreler de var. En sonu da volume. Yani veri çok olduğu için bu araları noktalama olarak gösteriyor. Hem sütün çok. O yüzden araya nokta koyuyor. Hem de satır çok. O yüzden araya nokta koyuyor. Ancak toplamda 601 tane veriden bahsediyor ki bu son verimiz arkadaşlar. 2022-05-25 bunu da NaN değeri olarak almış. Şimdi verimize ulaştık. Okey. Kullanmamız gereken veri ne? Öncelikle onu tespit ediyoruz. Ben düzeltilmiş fiyat üzerinden bu hesabı yapıyorum. Bir korelasyon hesabı yapabilmek için düzeltilmiş fiyatın getirilerini hesaplıyorum. Şimdi fiyat ve getiri korelasyonları birbirinden çok farklı sonuçlar verebilir arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ama genellikle finans dünyasında fiyatın kendisinden ziyade onun getirisi ile ilgilenilir. Bu sadece hisseler arası diye düşünmeyin. Bir hissenin dolarla ilgili ilişkisini, korelasyonunu da yine hem doların getirisi hem hissenin getirisi veya bir endeksleri fiyatları üzerinden yerine getirileri üzerinden bir korelasyon yapısında tanımlamak gerekiyor arkadaşlar. Şimdi ilk yapmam gereken işlem benim sadece işime ne yarayacak arkadaşlar? Ejective clause yapısı yarayacak. O yüzden ben bütün veri setiyle ilgilenmekten ise sadece buradaki ejective clause verilerini almak istiyorum. Geldim bunun için de arkadaşlar şuraya sadece fiyat diye bir değişken oluşturdum. Ve bu fiyat değişkenini yukarıda oluşturmuş olduğum veri setinin içerisinden ejective Clause isimli sütunu almaya çalışıyorum. Sonuçta artık veri olarak bana yüklenen datalar bir data frame yapısında yüklendi. O yüzden ben sadece ejective clause yani düzeltilmiş kapanış fiyatlarını almak istiyorum. Daha sonra buna bir de reset index atalım arkadaşlar. Şöyle reset index atalım. Bakalım okuma işlemini gerçekleştirelim. Fiyat yapısı nasıl geliyor? Bakalım. Artık sadece kapanış fiyatları ile ilgileniyorum. O volümdür vesaire herhangi bir işlem yok. O yüzden sadece buraya aldım. Bakın arkadaşlar bana yine 30 tane hissenin her bir gün için düzeltilmiş kapanış fiyatları bu şekilde gelmiş oldu arkadaşlar. Yine kontrol edebilirsiniz internetten doğru veriler mi geliyor, doğru datalar mı geliyor. Fiyat ve hacim konusunda herhangi bir sıkıntı yok ama diğer finansallar konusunda Yahoo Finans'la ilgili bazı eleştiriler okudum ama kontrol etmedim ne kadar doğru onu söyleyeyim. Şimdi şunu isterseniz 24 yapalım. Şunu bir güne çekelim. NaN değerlerle ilgili ne yapacağımızı şu anda bilmiyoruz. Onu anlatmadığım için sadece o NaN değerinin olmamasını istiyorum. Hatta önce kaç tane NaN değeri var? Ona bakalım isterseniz. Bir veri setinin içerisinde kaç tane NaN değeri var? Ona bakalım. Bunun için de arkadaşlar şöyle print yazdıktan sonra yukarıdaki oluşturmuş olduğum en sonki fiyat isimli değişken üzerinde is na ise yani null değeri var ise bunları bana topla ve getir diyorum arkadaşlar. Bakalım kaç tane null değeri var ona bir bakalım bir kontrol edelim. Yani eksik veri anlamında.
Bakın her bir hisse için bir tane. Bu da zaten muhtemelen en son 25'indeki fiyatlarda her biri için birer tane veri eksik olduğundan dolayı birer tane gösteriyor. Demek ki ben şurayı 25 değil de 24 yaparsam sorunu çözerim gibime geliyor. Tekrar bir daha kontrol edelim. 24'ünü alsın. Yani son günkü null değeri almayacak. Bakın null değeri kontrolünde arkadaşlar bütün değerlerin sıfır olduğunu artık görmüş olduk. Peki bunu da kontrol ettikten sonra artık elimizde ham verilerimiz mevcut. Yani en son fiyat verilerine ulaştık. Artık bundan sonra yapmamız gereken bu fiyatlar üzerinde bir getiri hesaplayabilmek arkadaşlar. Bunun için çok yine hazır bir fonksiyon var. Siz böyle çok işin matematiğine girmenize gerek yok. Kendisi getirileri hesaplıyor. Getiri isimli bir değişken oluşturdum arkadaşlar. Ben yine yukarıdaki veri üzerinden bu işlemi gerçekleştireceğim. Fiyat üzerinden değil. Veri üzerinden ben sadece adjective clause yapılarını istiyorum. Ve bu adjective clause yapılarından bir getiri hesaplamasını istiyorum. Bunun için pct alt tire change isimli fonksiyonu çağırıyorum arkadaşlar. Şunu şöyle sildik. Ha. Pct alt tire change isimli fonksiyon bana o fiyatların fiyat bazında değil getiri bazında dönmesini söyler. Geldim print getiri dedim arkadaşlar. Şimdi bir de böyle bakalım nasıl bir fiyat ortaya çıkacak getiriler üzerinden çalıştırsın yine. Bakın artık arkadaşlar gördüğünüz gibi bu noktada her bir data fiyattan ziyade şeye döndü. Getiriye döndü. Getiriyi nasıl hesaplıyor? İsterseniz onu da şurada gösterelim. Hem fiyatı hem de getiriyi hesaplasın. Excel üzerinde de hemen kısa bir matematiğiyle sizlere göstereyim bu getiriyi nasıl hesaplıyor. Şimdi önce fiyatlara geldik. Örneğin Akbank. Şuradan 7.97'den başlayalım. Şuraya yazıyorum. 7.97 geldim. Nerede? 7.85, 7.85, 8.11. Bunlar normal fiyatları. 8.11, 8.04. 8.04, 8.16, 8.16. Aşağıdaki kısım ise arkadaşlar bunlara karşılık gelen getiriler. Peki getirileri nasıl hesaplıyor? Excel'de şu şekilde hesaplıyorsunuz. Eşittir dedikten sonra o günün kapanışı bölü bir önceki günün kapanışı eksi 1 dediğinizde artık getiriyi hesaplamış oluyor. Bir önceki gününe getiriyor. Şimdi bu durumda 0.014'müş. Bakıyorum 0.014. Bir önceki eksi 0.008 bakıyorum. Eksi 0.008. Bir önceki gün 0.033 bakıyorum. Okey. En son bir önceki günde de eksi 0.015 bakıyorum. Eksi 0.015. Yani fonksiyonumuz düzgün bir şekilde getirileri hesaplayabiliyor arkadaşlar. Şurayı da silelim. Kayıt edelim. Peki. Şurayla da artık bir işimiz kalmadı. Getirileri de artık hesapladığımızı görmüş olduk arkadaşlar. Şimdi geldik korelasyona. Getirileri hesapladık. Getiriler üzerinden korelasyona baktık arkadaşlar. Bu arada oynaklığa da bir bakalım. Şimdi standart sapma zaten oynaklık olarak biliyoruz. Bir hissenin oynaklığı ne kadar fazlaysa aslında gün içi volatilitesi o kadar yüksektir. Hani kapanışa göre vurduğunuzda hani sizlerin o mum uzunlukları dedikleri şeyler var ya teknik analizde. Aslında aynı şey. Fiyatların ne kadar oynak olduğuyla ilgili bir sonuç arkadaşlar. Onu da yine burada standart sapma olarak hesaplayabiliyorsunuz. SP eşittir dedikten sonra getiri üzerinden nokta STD diyelim. Daha sonra da bunu yazdıralım arkadaşlar. Nasıl yazdıralım? Bir de büyükten küçüğe doğru yazdıralım. Bunun için sort alt tire values diyorum arkadaşlar. Bunun içerisine ascending parametresini göndermem gerekiyor. Bu değeri de pardon bu zaten true döner. False göndermem gerekiyor ki sonucu büyükten küçüğe sıralasın arkadaşlar. Yani standart sapmayı.
Bakalım nasıl bir sonuç ortaya çıkacak. Standart sapması en yüksekten en düşüğe doğru bir sıralama yaptık. Bakın burada volatilitesi en yüksek olan kağıdın günlük bazda ve tabii ki bizim elimizdeki tarih aralığından ortaya çıkan bir sonuç. Bu noktada 0,03 bakın daha düşük Sasa var. İşte Gübre, burada Pegasus, işte Froto, Kardemir. En düşükleri arkadaşlar Bimar var. Daha sonra daha üstünde Turkcell, Sahol gibi kağıtlar var. Bunlar aslında volatilitesi en yüksekten en düşüğe doğru sıralanan getiriler bazında hisseler arkadaşlar. Bunlar tabii ki yine bir risk parametresidir volatilite. Yüksek volatiliten eğer bir yatırımcı kafasındaysanız tabii ki kaçınmak istersiniz. Ama tabii ki trade yapıyorsanız burada da aslında yüksek volatilite sizin işinize yarayacak olan bir yapı. Çünkü trade etmek demek kısa sürede kısa fiyat hareketleri üzerinden kazanç sağlamak demektir ki zaten teknik analistlerin daha fazla yoğunlaştığı böyle günlük kazanç için yoğunlaştığı noktalarda volatilitesi yüksek kağıtlar tercih edilebilir. Ama yatırımcılar için bu tabii ki bir risk parametresidir. Peki çok konuşmayalım. Burayı da kapatalım arkadaşlar. Standart sapmayı da hesaplamış olduk. Peki geldik artık korelasyonumuzu yani korelasyon matrisimizi oluşturmaya arkadaşlar. Öncelikle korelasyonu bir hesaplatalım. Core isminde bir değişken oluşturdum ve bunu neyin üzerinden yapacağım? Getiri üzerinden. Getiri nokta core diyorum. Daha sonra bu core yapısını öncelikle görselleştirmek için bunu kullandım. Eğer anlamlılık düzeyine bakmak istersen de Penguin kütüphanesi üzerinden P değerlerini hesaplamam gerekiyor. Ona da bakacağız. Öncelikle korelasyon değerlerinin tutulduğu bir matris bana gerekiyor ki bunu ben görselleştirebileyim. O yüzden getiri nokta core olarak bunu yaptım. Peki yukarıya geldim. Artık bir görselleştirme işlemi yapacağım. Import matplotlib nokta plot diyorum. Import bir de scns dedik arkadaşlar. Peki aşağıya doğru iniyoruz. Şimdi öncelikle ne oluşturmam gerekiyor? Bir CNC üzerinden bir heatmap oluşturmam gerekiyor. Heatmap içerisine benim neyi göndereceğim? İlk önce data. Datam neydi? Core isimli oluşturduğum matris yapısı. Daha sonra bu değerleri o üzerinde okuyabilmek için buraya true döndürüyorum arkadaşlar. Ve plt.show dediğimde artık korelasyon matrisim hazır hale gelmiş olacak. Hemen kontrol edelim. Bakalım nasıl bir sonuç karşımıza çıkacak arkadaşlar verilerimizi. Bakın her çalıştırdığında verileri indiriyor. Tabii ki bunun yerine şunu da yapabilirsiniz. İndirilen verileri bir Excel dosyasına daha gönderebilirsiniz ve oradan tekrar bir Excel dosyası okuyabilirsiniz arkadaşlar. Yani bir defaya mahsus yapıyorsanız tabii eğer bunu sürekli yapacaksanız bu tabii ki bu şekilde güncel olarak kalsın ki siz her çalıştırdığınızda buradaki tarihi ayarlar daha sonra güncel verilerle tekrar korelasyon hesaplamış olursunuz. Şimdi korelasyon matris yapımız bu şekilde çıktı. Şimdi bunun üzerinde biraz böyle renklendirme, düzenlendirme gibi işlemler yapalım. Şimdi ilk önce bir title atalım. Şöyle yani başlık. Diyelim ki BIST 30 getiri korelasyon matrisi ismini verelim arkadaşlar. Bir color atalım. Bu da kırmızı renk olsun. Tabii ki siz kendiniz de bunu belirleyebilirsiniz. Bir de font size atalım. Yazı büyüklüğünü, başlık yazı büyüklüğünü. Bunu da 15 yapalım. Şimdi bir daha bir kontrol edelim. Nasıl bir görüntü ortaya çıkacak arkadaşlar. Yaptığımız aslında şu anda sadece o matris üzerinde renklendirme başlık gibi işler yapıyoruz. Bakın BIST 30 korelasyon matrisi şeklinde bunu yaptık. Şu renkler biraz çok göz alıyor arkadaşlar. Onu yapmam gerekiyor. Bir de bu arada bakın 2, 4,
6, 8, 10, 12, 14, 15. Şimdi BIST 30'da 30 tane kağıt var. Bunu neden yaptı aslında? Çok geniş olduğu için default olarak bunu yaptı. Ama ben bir kod yapısı göndereceğim. Bunun ikisinde de eldeki bütün hisseleri göstersin. Sonuçta burada boşluk olması benim bir işime yaramaz. Bunlar default olduğu için arkadaşlar standart bir şekilde kaç tane sığacaksa kendisi ekrana o kadar kağıt aldı ama bunların hepsini istiyorum. Ben bunun için de tabii ki bir parametre göndermem gerekiyor. Geldim buraya heatmap içerisine arkadaşlar. Parametre yapısını öncelikle renklendirme yapalım değil mi? Ne gönderelim? Mavi gönderelim. O yüzden blues yazdım arkadaşlar. İkinci kısmında x tick labels kısmına geliyorum. Buna true dedim. Hem x ekseninde hem de y ekseninde hepsini görmek istediğim için hem true x eksenine true gönderdim hem de y eksenine true gönderdim arkadaşlar. Bir de şimdi kontrol edelim. Artık o 15 tane değil de 30'un 30'unu da bana göstermesi gerekiyor. Hem de rengi mavileştirdim. Bir korelasyon matrisi ortaya çıkartmaya çalışacağız arkadaşlar. Hep birlikte. Bakalım. Çalıştırsın. Şunu büyütelim. Rengi mavi yaptı. Bakın artık 30 değeri de bana getirdi arkadaşlar. Bunlar her iki hissenin yani BIST 30'daki hisselerin birbirleri arasındaki korelasyon sayıları arkadaşlar. Korelasyonun ne olduğunu biliyoruz. Örneğin burada bakın koyu renkte olanlar. Bu arada köşegenlerin bir olacağını ben her zaman size söylemiştim. Bir korelasyon matrisi bu. Çok yüksek bir korelasyon işte CTR hissesi ile arkadaşlar. Akbank arasında çok yüksek bir pozitif korelasyon olduğunu bize söylüyor. Böyle daha düşük korelasyonlar var. Negatif korelasyon göremedim ben. göremedim mi yoksa bu mu göstermiyor acaba? Şu en son 04, 03, 02 daha küçüğünü göstermemiz gerekiyor. Belki de ondan dolayı. Şu anda dikkat ettim de belki de yoktur bilmiyorum ama varsa da neden göstermedi diye. O zaman şu heatmap üzerinden şunu ayarlamam gerekiyor. Şu değeri düşürtmem gerekiyor arkadaşlar. Şimdi dokümantasyona bir bakalım. Heatmap, CNC heatmap bir bakalım. Böyle bir parametre olması gerekiyor arkadaşlar. Bu arada bakın kullandığım her fonksiyonun aslında bir dokümantasyonu var. İçerisine hangi parametreleri alıyor? Bu parametreler ne işe yarıyor? Bunlarla ilgili siz de üzerinde oynayabilirsiniz tabii ki. Nerede benim burada Vmin Vmax değerleri? Şimdi bunu eksi 1 ile artı 1 aralığında parametre olarak bir gönderelim. Şunu bir kapatalım. Belki de ondan göstermiyor emin değilim. Vmin değeri arkadaşlar eksi 1 olsun. Vmax değeri ise artı 1 olsun. Sonuçta korelasyon eksi 1 ile artı 1 aralığında. Tekrardan bir daha çalıştıralım. Herhangi bir negatif korelasyon var mı ortada? Onu da kontrol etmiş oluruz arkadaşlar. Çalıştırsın bakalım. Geldi ekranımıza. Bakıyorum. Bakın maksimum 1, minimum eksi 1 olarak karşımıza çıktı. Gözükmüyor. Eksi değer. Şu anda ben göremedim arkadaşlar. Burada tabii ki dikkat etmeniz gereken nokta şu güçlü olan korelasyonları yakalamanız gerekiyor. İşte yine burada ne var? Şöyle 0,8 olan işte neymiş bu? Yapı Kredi neye karşılık gelmiş? Garanti veya Akbank'la Yapı Kredi arasında. Başka ne var? Şöyle baktığımızda güçlü olan 0,74 işte Koç Holding, Sahol var arkadaşlar. 0,91 yine burada Akbank, işte TRC var. Bu şekilde korelasyon kasırlarını kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Yine dediğim gibi buradan heatmap üzerinde oynamalarda yapabilirsiniz. Ben çok fazla girmedim o yüzden bu konuya. Bu şekilde korelasyonu hesapladık. Peki bunlar anlamlı mı? Bir de buna bakalım arkadaşlar. Yani aralarındaki bu ilişkiler istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki mi? Buna bakalım isterseniz. Peki bunu nasıl yapacağız?
Bunun için tabii ki bir Penguin kütüphanesi gerekiyor arkadaşlar. Onu da hemen SPG olarak alalım. Şimdi şu show kısmını şimdilik kapatalım. Yoksa tekrar açacak. Anlam diyelim arkadaşlar. PG nokta çoklu bir korelasyon yaptığım için pairwise diyorum. Getiri içerisine gönderiyorum. Şimdi öncelikle bir yazdıralım. Şöyle print anlam diye yazdıralım arkadaşlar. Çalıştıralım. Bakalım nasıl bir sonuç karşımıza çıkacak bakalım. Çalıştırsın. 30 tane hissemizi yükledi. 435 tane hisse olduğunu söylüyor arkadaşlar. Burada pay uncle kısmı yani uncorrelation yok pardon. Uncorrect düzeltilmemiş P değeri bu. Bu sıkıntı olmaz. Bunu kullanabilirsiniz. Burada yine kas sayılar mevcut arkadaşlar ve burada anlamlılık düzeyi var. Bunlar genellikle zaten anlamlı olarak karşınıza çıkacaktır. Ama daha net bir şekilde görebilmeniz için arkadaşlar öncelikle şu noktaları isterseniz yok edebilirsiniz. Bunu nasıl yapacağız? Bunun için arkadaşlar yine PD üzerinden set alt tire dedikten sonra options kısmı var. Bunun içerisine arkadaşlar display nokta max alt tire rows yazalım. Buraya da arkadaşlar none değerini gönderelim. Şimdi bunu çalıştırdığımda artık bu nokta olayı ortadan kalkacak ve bütün verileri benim karşıma getirecek arkadaşlar. İsterseniz tekrardan bir kontrol edelim birlikte. Korelasyonları anlamlılık düzeylerinde hesaplama yapacak. Bakın gördüğünüz gibi nokta kalktı. Bütün dataları bana getirdi arkadaşlar. Peki bunların arasında herhangi bir anlamsız olan var mı? İsterseniz bir de ona bakalım. Ona nasıl bakacağız? Bunun için de arkadaşlar yine print'i yazdırırken şöyle yapabilirsiniz. Anlam isimli değişkenin içerisinden yine anlam isimli değişkeni. Bunun içerisinden ise arkadaşlar pan değerini alacağız. Bu değerinde arkadaşlar ne yapabilirsiniz? Örneğin şuraya bir tık dışarı atalım. 0.05'ten küçük olanları çağırabilirsiniz. Öncelikle 0.05'ten büyük olan bir değer var mı onu kontrol edelim birlikte. Muhtemelen yoktur diye düşünüyorum ama tekrardan bir daha kontrol edelim. 0.05 anlamlılıkta herhangi bir data ortaya çıkacak mı ona bakıyorum. Bakın arkadaşlar boş değer gönderdi. Yani aslında elimizdeki bütün dataların 0.05'ten küçük olduğunu bizlere söylüyor. Tabii yine bu şekilde çalıştırdığımda da bu sefer bütün dataları getirmesi lazım. Çünkü anlamlılık düzeyi 0.05'ten küçük olanları yani istatistiki olarak H0'ın reddedildiği korelasyonun anlamlı olduğu yapıyı çağırmam gerekiyor. Yani baktığımda 434 tamam sıfırdan başlıyor 435 tane data var arkadaşlar. Bu 435 tane data içerisinde anlamlılık düzeyleri her bir korelasyon için anlamlı. Yani biraz önce oluşturmuş olduğum plt.show olarak oluşturmuş olduğum şunu da artık silebilirim. Korelasyon matrisinin görselinde artık hepsini gönül rahatlığıyla okuyabilirim arkadaşlar. Birbirleri arasında ilişkileri yani getiriler arasındaki ilişkileri bu şekilde görmüş oluyoruz arkadaşlar. BIST 30 hisselerinin getiri bazlı korelasyonlarını incelediğimizde böyle bir tablo ile karşılaşıyoruz. Dediğim gibi bu ne işimize yarayacak? Bunlar genellikle arkadaşlar bir portföy oluştururken portföyün dengesi açısından birbirleri ile ters ilişkili hisselerde seçilebilir. Bu tabii ki sadece BIST 30 üzerinden bu işlemi yaptığımız için tamamı pozitif değer olarak karşımıza çıktı. Bunu başka hisselerle karşılaştırabilirsiniz. Başka ne diyelim? Başka bir endeksle, başka bir işte altındır, dolardır, fondur bunlarla karşılaştırabilirsiniz arkadaşlar. Ve buna göre kendinize bir portföy oluşturabilirsiniz.
Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Durum bu şekilde. O zaman korelasyon konusunda bitirmiş olduk. Artık bundan sonra verilerle daha böyle haşır neşir olacağımız, verilerin kendilerine has özellikleri ile ilgileneceğimiz, yani artık işin istatistiki kısmını belli bir süre bir kenara bırakacağız. Biz sadece verilerin temizlenmesi, düzenlenmesi, görselleştirilmesi gibi konulara değinmeye çalışacağız arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşça kalın.